Bir isteğiniz var mı Orhan Bey? Dün sizin söylediklerinizden sonra Zeynep'le de ailesiyle de konuştum. Kimse Halil Bey hakkında kötü bir şey söylemedi. Zümrüt Hanım'a da çiftlik onların olmamasına rağmen çok iyi bakılıyor. Anlaşılan Zeynep de bu yüzden çok mutlu. Ben burada bir çalışanım Orhan Bey. Benim yorum yapmam pek doğru olmaz. Siz en iyisi işin aslını onlardan öğrenin. Buraya gelmenize sevindim. Bundan sonra onlara sahip çıkacağınıza eminim. Allah Allah. Acaba dün Tülay teyze Zeynep yanında diye mi konuşmadı? En iyisi onunla bir kez daha konuşmadı. Tamam Eren, ben Orhan Bey'in gelmesini bekliyorum. Bir şey olduğunda ben sana haber veririm. Gel. Özellikle son zamanlarda çok zor günler geçirdim burada. Başka bir arzunuz var mıydı? Yok. Orhan Bey'i gördün mü? Nerede? Anlaşma için sordun sanırım. Eminim fikri olumlu olacaktır. Öyle mi? Belki de beni senin gözünden görüyordur. Öyleyse sizinle çalışacaktır. Afiyet olsun. Gece söylediklerini ben yanlış anladım. Neyse. Orhan durumunda anlaşılır nasılsa. Günaydın Tülay Hanım. Günaydın Orhan'cığım. Zeynep'e baktıysan... Hayır. Aslında sizinle konuşmak istedim. Halil Fırat. Biliyorum dün de konuştuk. Ama belki de yalnız olmadığımız için rahat konuşamamışsınızdır. O adamla ilgili bilmem gereken bir şey var mı? Çocukluğumdan beri hem Ömer amcanın hem de sizlerin emeği çok büyük üstümde. Bu yüzden varsa söyleyecekleriniz önemli. Sonuçta bir iş anlaşması yapacağım Halil Bey'le. Burada başımıza ne geldiyse aramızda sır olarak kalacak, tamam mı? Lütfen Orhan'a bir şey söylemeyin. Buraya iş yapmaya gelmiş. Adamı şikayet ediyor gibi olmayalım. Babaannem hazır düzelmeye başlamışken her şey yine alt üst olmasın. Biz zor günler geçirdik. Ama şimdi iyiyiz. Bir sıkıntımız yok. Belki de Canan Hanım büyütüyor. O halde imzayı atmaya bir engel kalmadı. Peki, teşekkürler Tülay teyze. Bilmem iyi oldu. Şimdi benim Halil Bey'le bir görüşme yapmam lazım.
İyi günler size. İyi günler oğlum. Ne konuşuyordunuz? Halil Fırat'la ilgili bir sıkıntımızın olup olmadığını sordu. Yok dedim. Ne yaptın anne ya? Of, tek şansımız o bizim. Niye anlatmadın? Zeynep'e söylemeyeceğiz dedik Merve. Of abla ya, of. Orhan abi bizim kurtuluş biletimiz olabilir. Gel. Fincanı almaya geldim. Günaydın. Daha fazla vakit kaybetmeyelim dedim. Malum, ürünlerin ömrü giderek kısalıyor. Size de günaydın. Orhan Bey. Her şey hazırsa gidip alacağım malları görmek isterim. Siz hazırsanız biz de hazırız. Hayırlı olsun şimdiden. Çantanızı. Ben de onu alacağım. İyi çalışmalar. Sağ ol. Herhalde geriye bir imza işi kaldı değil mi? Kalan her şeyde mutabıkız. İzninizle. Sizi bekletmeyeyim. Geliyorum hemen. Efendim? Evet, dinliyorum. Hoş geldiniz.
Orhan Bey, o nerede? Telefonla konuşuyor. Sanırım Orhan Bey her şeyden memnun kaldı. Yani ben öyle anladım. Ben de öyle düşünüyorum. Keyif kahvelerinizi getireyim o zaman. Gayet güzel bir sözleşme olmuş. Orhan Bey de imza attı mı? Tamamdır. Buyurun Orhan Bey. Beni burada misafir ettiniz. Teşekkür ederim. Sizi yakından tanıma fırsatım da oldu. Ürünler de istediğim gibi. Ama... sizinle kesinlikle iş yapmayacağım. Bu aile ve Zeynep sizin yüzünüzden bu kadar zor şeyler yaşamışken sizinle asla anlaşma yapamam. Özellikle son zamanlarda çok zor günler geçirdim burada. Ne oldu şimdi? Ben hiçbir şey anlamadım. Her şey güzel gidiyordu. Ben... anladım. Orhan Bey gelmedi mi hala? Sen çok güzel oynuyorsun. Ben anlamadım. Hala oynuyorsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.